Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim konu İspanyolca öğreniyor olacağım. Ve bu süreçte sizi de dahil etmek istiyorum. Bir hocam var, ablam dediğim kişilik bir kendisi. Onunla konuştuk, tanıştık ve bana İspanyolca A2 düzeyine kadar getireceğini söyledi. Bu süreçte ben bu ders kayıtlarını videoya alacağım. Sizinle beraber paylaşacağım. Umarım size de yardımcı olur. Böylelikle İspanyolca öğrenmek isteyen arkadaşlar da özel ders almak isteyen arkadaşlar olursa onlar için de Paloma ablanın iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım. Oradan bakarak Paloma ablaya da ulaşabilirsiniz. Özel ders alabilirsiniz. Eğer yoksa bizimle beraber derslere aktif bir şekilde katılamasanız da dersleri dinleyebilirsiniz. Hadi o zaman tanışma kısmına geçelim. O zaman bir tanışma şey yapalım abla istersen. Tamam. İşte nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Haydi sen başla istersen tanışma. Merhaba arkadaşlar, şu anda Paloma ablayla beraberiz. Kendisi İspanyol. Nerelisin abla? Öyle o zaman bir tanışma yapalım, sonrasında derse geçeriz. Benim adım Paloma, İspanyolum, Madridliyim. 11 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bir de yani dönmeyeceğim İspanya'ya zaten. Çok seviyorum burayı. Bir de bugün bir macera başlıyoruz Muhammed'le birlikte. Yani İspanyolca çok az zamanda öğrenmek, değil mi? Evet, Bugün yaklaşık konuşuyoruz 2-3 ama ayda yavaş yavaş A2 seviyesine İspanyolca getirmem gerekecek. Aynen. olacak. O zaman biz bu şekilde başlayacağız. Böyle bir düşündüm. Muhammed'ciğim sana bir PowerPoint gönderiyorum. Sen lütfen indir. Bununla şu anda çalışacağız. İlk dersimiz öyle gidecek. Sen istersen PowerPoint olduğundan dolayı belki not ekleyebilirsin falan. Bir yazmak istediğin bir şey varsa yazabilirsin. Ben de aynı şekilde ekranımı paylaşacağım. Hep birlikte o zaman bakabiliriz. Ben o zaman şu anda hepimiz görelim diye ekranda Paylaşacaktım. paylaşacağım. Evet, tamam. Şimdi görebiliyoruz, değil mi? Evet, ben de Peki. görüyorum. O zaman şöyle başlayacağız. Hola. Saludar. Y despedirse. Bu nedir sence? Muhammed, saludar despedirse. Tanışma gibi bir şey olması lazım diye tahmin ediyorum. Selamlaşmak ve vedalaşmaktır. O zaman hangileri kullanıyoruz? Bir de bunlar ne zaman kullanıyoruz? Şu anda göndereceğiz. İlk saludoları bakalım, selamlaşmalar bakalım. Her zaman, siempre, hola diyebiliriz. Hola, merhaba demek. O zaman herhangi bir zaman kullanabiliriz. Sabah, akşam, ne zaman olursa olsun. Bir de genel bir vedalaşma olarak adios deniyor. Adios, hoşça kal yani. Sonra hem resmi ortamlarda hem de yani daha belirli bir şekilde kullanmak istiyorsun. Yani Türkçe gibi günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler de var ya. Bizimki buenos días, günaydın, buenas tardes. İyi akşamlar. Bir de buenas noches, iyi geceler. Ne zaman kullanıyoruz? Bu Türkçeden biraz daha farklı. Çünkü buenos días normalde öğle saatleri ne kadar kullanılıyor? 12'ye kadar falan kullanılıyor. Sonra normalde yemek yedikten sonra falan buenas tardes başlıyor. 12'den itibaren başlıyoruz buenas tardes. Bir de yani geç akşama kadar 29, 10 bile buenas tardes ile devam ediyoruz. Bir de sonra normalde yatağa gitmek için buenas noches deniyor, iyi geceler. En çok buenas tardes, daha çok dilim, zaman dilimi kullanıyoruz. Bir de sonra despedida, bunlar saatlere göre değil. Bunlar sadece durumlara göre kullanabiliyoruz. Adios genel, hoşça kal, hasta luego, daha çok Sonra görüşürüz. görüşürüz. Evet. Hasta pronto, yani yakında görüşürüz gibi o da kullanabilirsin. Bir de hasta la vista, bir daha göreceğimiz kadar yani görüşürüz. Ama onlar istediğin biri kullanabilirsin. O insanlara bağlı bazıları mesela Madrid'de daha çok hasta luego kullanabiliyor. Katalunya bölgesinde bildiğin kadarıyla daha çok adios deniyor. O yerlere bağlı, insanlara bağlı farklı bir şekilde kullanıyoruz. De bir şarkı vardı. Şu anda adı hatırlamıyorum ama şey diyor. Hasta la vista baby. Evet, öyle. O da var. Bir de bir şeyle dikkat et sadece. Bak, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días o ile yazılıyor. Augurları a ile yazılıyor. Ha. Bu insanlar normalde çok hata yapıyor da.
Neden? Çünkü bu sonra gireceğiz bu konuya ama bazı kelimeler eril, bazı kelimeler Dişil. dişi. Ondan Evet. tane, benoçe dişi kelimeler bu yüzden a koyuyoruz ama diğer eril. O zaman bu yüzden burada bir o var. O sonra öğreneceğiz. Kolay bir şey yine de merak etme. Ya ben orada şeyleri konuşurken mesela İngilizce'de d var ya abla. Onun yerine bu el ve la ekleri karşılığı oluyor değil mi? Şu sıralar onları takılıyorum da mesela bazı kelimelerde bu sonra a ile bitiyorsa la ile başlayacak. E ile falan bitiyorsa elle falan başlayacak diye Evet, gördüm. aynen öyle. Çok güzel anladın zaten. Bir sürü istisnalar var tabii ki ama o. Evet. Bak bir de şeyde dikkatini çekmek istiyorum. Bu ola olduğu yerde bu H söylenmiyor. oldu mu? Evet, bu ünlem işareti. Biz ünlem işaretleri hem Ters. de soru Soru işareti işaretleri ters. açıyoruz. Onun bir sebebi var mı abla? Mesela merak etmişim de hep. Sebep var. Neden? Mesela Türkçe bir soru sorduğunuzda bir ek var. Kullandığınız bir ek. Mesela Umuyorum diye yapıyor soru mu? kalıbı falan alıyor. Ediyor mu? Ama İspanyolca öyle bir şey yok. O zaman bir soru içerisinde neden, hangi falan kelimeler yoksa bir soru nerede başlıyor, nerede bitiyor bilemiyoruz. Çünkü aynı şekilde normal bir cümle. Mesela Pepe İspanyol. Pepe es İspanyol. Pepe Pepe es İspanyol. español. Pepe es español. Ama nasıl soracağım? Pepe español mu? Pepe es español. Olumlu cümle gibi. Tam öyle. Sadece konuşarak tondan bilebiliyorum. Evet. Bir de yazılı bir şekilde soru işaretlerinden biliyorum bir soru olduğunu. O zaman bizim için önemli. Çünkü bir soru özellikle yazılı bir şekilde nerede başladığını bilmemiz çok önemli. Peki, o zaman devam edelim. Bunlar öğrendik, tamam. Şimdi burada küçük bir diyalogumuz var. Bir de nasıl bu? İki insan tanıtıyor. Burada bir kız var, burada bir erkek var. Adam diyor ki, hola, me llamo Pedro. Me llamo ne demek Muhammed? Benim adım. Bravo. Hola, me llamo Pedro. Hola, yo me llamo Ana. Benim. Encantado, encantada. Encantado, encantada ne demek olabilir sence? Memnun oldum değil miydi? Bravo, memnun oldum. Ama Pepe bir erkek olduğundan dolayı encantado diyor. Ana bir kız olduğundan dolayı encantada diyor. Yine de eril dişil. Evet, onu soracaktım. Karşıdakine göre cevap soruyoruz değil mi Aa, mesela? sana göre. Mesela sen He. memnun oldun deyince encantado diyeceksin. Ben memnun oldum deyince ben hep encantada diyeceğim. Biraz daha zor yapalım şimdi. İkinci slide'a Okey. geçiyorum. Burada bir Boşluk doldurma evet, geleneksel boşluk doldurma. var. Haydi, sana kaldı canım. Paula bir kadın ismi, Andres erkek ismi. Sana kaldı. Nasıl dolduruyoruz? Alo, o zaman hola diye başlama, ola diye başlaması lazım. Çünkü altta Andres de hola diyorsa onun da ola demesi gerekiyor. Muy bien, bravo. Hola, hola. Sonrasında kendi adını söylemesi gerekiyor. Aha. Myanmo diye demesi gerekiyor. Myanmo. Bravo. Alo. Bravo. YouTube demesi lazım değil mi? YouTube. İtu. Telaffuzu nasıl? İtu. Muy bien. İtu. Bien, Okey. bien. Yo, Myanmo. Me Yo. llamo. Amo ya. Aha. Andres. Evet. Sonra Encantado diyor. Memnun oldum. Andres de Bravo. Encantado diyor. Encantada. Bir de Andrés encantado diyor. Muy bien. Bravo, bravo. Perfecto. Bu senin ödevlerin olacak. Bir de izleyen arkadaşların ödevleri olacak. Bir diyalog kuracaksınız siz. A kişi, B kişi var. O siz yapacaksınız. Şimdi şey geçiyoruz. Saludo o despedida. Por ejemplo, hola es un saludo. Selamlaşmak. Hasta luego nedir? Saludo o despedida. Fasita. Despedida. Muy bien. Muy bien. Buenos días, ¿qué es? Günaydın değil mi? O zaman o da sarı da oluyor. Saludo oluyor. Muhammed sen gidince iyi günler diyebiliyor musun bir yerde? Demiyoruz. Demiyor Ama muyuz? aslında diyoruz ama ikisinde de oluyor mu o zaman? Aynen öyle. Bravo sana. Bravo Hmm. sana. Hem saludo hem de despedida. Evet. Adios, buenos días. Mesela diyebilirsin. Yani o iyi günler gibi. Bravo. Adios. Ne olacak? Despedida.
Muy bien, despedida, bravo. Hasta la vista. O da despedida. Hola, despedida, bravo. Y buenas tardes, ¿qué es? Saludo o despedida. Both of them. İkisi de oluyor. Ajá, los dos, muy bien. Saludo y despedida. Bravo, perfecto. Muy bien, muy bien. Nasıl gidiyor? Şu ana kadar sorun var mı? No problem. Ya güzel aslında seviyorum. Biraz Evet. şu anda bildiklerim için zorlanmadım. İyi, çok sevindim ya, çok sevindim. Bueno, pues biraz devam edelim o zaman. Du, şu anda tanıtmaya falan öğreniyoruz. Yani bir kişiyle tanıttığımızda hangi soru sorabiliyoruz, ne bilmemiz gerekiyor, neler soracak bize falan. Mesela, ¿de dónde eres? Bu soru, Nerelisin? nerelisin? Bravo. Bir de cevap olarak soy Yamo. ayam Ha, yani. soy de Türkiye. Soy de Turquía, muy bien. Soy de España, yo soy de España, soy de América. Bir de sonra bu soru, ¿dónde vives? Bu ne demek biliyor musun? Gördün mü daha Nerede önce? yaşıyorsun? Vives Bravo. yaşamak, oturmak anlamına geliyor. Aha, evet. O zaman vivo, ben. Vivo en Estambul, en İstanbul. Cihangir, en Beşiktaş. Vivo en Barcelona. Donde sea. O zaman sen ¿de dónde eres, Muhammed? Dönderiz. Soy de Turkey. Ah, Türkiye. Turquía, muy bien. ¿Y dónde vives? Vivo en Sivas. Vivo en Sivas, bravo. ¿Y bana sorar mısın? Bakayım. ¿De dónde eres? Soy de España. ¿Dónde vives? Vives Vivo solo, değil en. mi? Ajá, ¿dónde vives? Vivo en Estambul. Muy bien. Bravo. Bu da harika. Tamam. Bu nerelisin? Nerede yaşıyorsun? Aferin de. Sonra biraz gözden geçirmen lazım tabii ki ama iyi. Peki burada bir düzensiz bir diyalogumuz var. Bakın. Encantado. Adiós. Hola. Me llamo Betül. Hasta luego. Yo me llamo Peter. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Encantada. Soy de América, vivo en Estambul, en Maltepe. Soy de Turquía, de Estambul. ¿Y tú? Yo vivo en España, en Madrid. Haydi bir düzelmeye çalışabilir miyiz? Burada iki cümle var yardımcı olmak için. Şöyle başlıyoruz. Birinci, hola me llamo Betul. Olacak. Beşinci, O de zaman dónde? Haydi ben bakalım. de ola demem lazım. Aha. Ama nerede? Myanmar Betül yazıyor o zaman, diğeri neredeydi? Diğerini göremedim ama. Evet, o zaman Myanmar muy bien, me llamo Peter. Peter. Yo me llamo Peter. Bravo. Perfecto. Y después, ¿qué puede ser? Nasılsın mı diyebiliriz burada? ¿Var mı Ama burada nasılsın? Yok. o zaman Bir de dónde eres daha aşağıda oluyor. O zaman burada ne olabilir? Me llamo, ikisi tanıtıyorlar, isim söylüyorlar. Normalde ne diyoruz? Çok kibarız biz. Daha önce bir diyalog gördük da. Encantado. Encantado Oley, mu? muy bien. İlk önce ya evet kim söylüyor? Yani Betul söylüyor ilk önce. O zaman encanta da. Bu Tamam. Betul Ha, aynen, sorry. söylüyor. Tamam. Peter ne diyor o zaman? Encantado. Ole, encantado, bravo, perfecto. Encantado, encantado. ¿De dónde eres? Betül soruyor Peter'e. Ne diyecek? Soy de De Amerika. Ole, muy bien. Ya Soy de América, öyle. burası. Tamam, yeni yeni oturmaya başladı bence. Bravo, bravo. Soy de América. Ya. Muy bien. Y ahora ne gelebilir? ¿Dónde vives? Diyebiliriz. ¿Dónde vives? Ne diyebiliriz? Burada birden fazla opsiyonları var. Yo vivo en España var. Bir de soy de Türkiye mi oluyor? İkisinden birisi Aha. mi? Soy değil. Aynı fiil kullanmamız lazım. ¿Dónde vives? Soruyor. O Ha. zaman cevapta aynı fiil bulmamız gerekiyor. Vivir. Yo vivo en España, en Madrid. Perfecto. Yo vivo en España, en Madrid. Muy bien. Burada bir küçük bir hile var.
Sonra söyleyeceğim. Şimdi o zaman şey yani burada bitirebiliriz şöyle yapsak. Yani bunlar eklememiz gerek yok. Çünkü burada şey vardı. Soy de Türkiye, de İstanbul. İ tu. Ya O zaman sen? evet ve sen o zaman bunlar Amerika'dan önce gelmesi gerekiyordu ama bunlar burada bir hile vardı çünkü son konuştuğu Peter'di sonra Betül soruyordu. Betül Amerikalı değil. Türk. O zaman orada bir küçük bir hile hata falan var. Burada bir akabiliyoruz. Bir de o zaman kalanları söylemiyoruz. Hola, me llamo Betul. Yo me llamo Peter. Encantada, encantado. ¿De dónde eres? Soy de América. ¿Dónde vives? Yo vivo en España, en Madrid. Bir de şöyle çok güzel bir diyalog kurduk. Şimdi bir eşleştirme yapalım. ¿Cómo te llamas? Cevap, me llamo Alicia. Vale. ¿De dónde eres? Sorusuna ne söyleyebiliyoruz? Hangi cevap verebiliyoruz? Nerelisin diyor. O O zaman zaman soy de Türkiye. bravo. Soy Soy de de Türkiye. Turquía. Evet. Muy bien. Şimdi ¿dónde vives? Nerede yaşıyorsun? O zaman Vigo en Kadıköy. Bravo. Vigo Vive en Kadıköy. Kadıköy. Muy bien. Şimdi ¿vives en Cihangir? No, Vigo en Ataşehir. Vigo en Bravo. Ataşehir. No. Vivo en Ataşehir. Muy bien. Cihangir'de yaşamıyorum. Ataşehir'de yaşıyorum. Şimdi ¿eres español? Sí, soy español. Şimdi oldu. Bravo. Ahora sí. Muy bien. Sí, soy español. ¿Y te llamas Ana? No, me llamo María. Bravo. No. Me Ana llamo. mısın diye soruyor. O da hayır, María'yım diyor, değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, senin adın Ana mı? Hayır. Benim adım Maria soruyor, cevap veriyor. Muy bien. Bravo, bravo, muy bien. Gracias. ¿Listo? De nada. Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar artık biliyorsun ama ¿cómo estás? Y tenemos muy bien ne olabilir? Çok iyiyim. Bravo, bien. İyiyim. Bravo, regular bir şey. Orta düzey mi oluyor artık nasılsa? Evet, şöyle böyle yani be. Ne iyi ne kötü yani. Neyi ne Mal. kadar kötüyüm. Çok Evet, mu bir de kötü? muy mal. Çok kötü. Muy bien. Berbat. Vale. Bravo. Muy bien. O zaman şey diyor Juan, diyor ki, "Hola Ana, ¿cómo estás?" "Hola Juan, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás?" "Estoy muy bien, gracias. Pero Pedro está muy mal." Chan chan. Bir oku bir daha sen bakalım. İyiyim, çok iyiyim diyor. O zaman como estás Ana yerine muy bien diyeceğiz. Bravo. ¿Cómo está Ana? Muy bien, dices. Bravo. Peki, o zaman Ana está muy bien. Vale. ¿Y cómo está Juan? Juan estoy bien diyor. Ah. Sadece bien. Juan está bien, muy bien. ¿Y cómo está Pedro? Pedro muy mal. Muy mal, bravo. Perfecto, entonces Ana está muy bien, Juan está bien y Pedro está muy mal. Bravo, perfecto. Muy bien. Şimdi burada biraz farklı bir konu. Bence şu anda selamlaşma falan konuyla biraz devam edelim. Kafalar karıştırmayalım çok fazla. İşte vale. Vale, evet, vale. Vale. Ben çok kullanıyorum mesela vale. Telaffuzu Yani vale tamam vale. işte. Vale. Tamam, vale. Bazen bu B ile söyleniyor, bazen V ile mi söyleniyor yoksa genel olarak bir şey var mı? Mesela ben Madridliyim. Madrid'de aynı şekilde söylüyoruz. B aynı şekilde söylüyoruz. Katalunya'da mesela farklı şekilde söyleniyorlar. B söylüyorlar ama mesela ben vale diyorum. B mi V mi kimse bilmiyor. Tamam. O Ya çok bunu önemli değil. ya İspanyoldan öğrenmek daha doğru olur diye düşünüyorum şu anda. O yüzden sordum abla. Evet 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 canım iyi ki sordun.